Hacer'in dramı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Kadere bak. Hacer'in ilk eşi uyuşturucu kullanırken yakalandı. İkinci eşi ise daha kötü çıktı. Dolandırıcılık, uyuşturucu, kundaklama, bomba koyma, kurşunlama gibi meziyetleri olan birine düştü. Ayrıldığı ilk eşi cezaevine girdi. Şimdi de ikinci eşi tutuklandı. İki çocuk annesi Hacer Çelik'e 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bir dokunduk bin ah işittik. Hacer Çelik öz annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşadığını, iki çocuğunu yetiştirmek için mücadele verdiğini söylerken 3 aydır hayatının zindan olduğunu ifade etti. Genç yaşında kısa hayatını anlatırken gözleri buğulanan Hacer Çelik, "Eşim cezaevindeyken çocuklarımla daha rahattım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Evimin kapısına el bombası konuldu." Aranızda nasıl bir husumet geçti de konuya bomba dahil oldu? Ya aramızda şöyle bir husumet geçti. Bu işte zaten cezaevindeydi ben ayrıldığımda. Orada söyledim ben ayrılmak istediğimi. Daha sonra bu izinli çıkmış. Kendisi direkt bizi aradı. Ama nasıl diyeyim, hani hiç İyi bir şekilde aramadı. Direkt tehdit ederek aradı. Bu şekilde başladı aramızdaki husumet. İşte bir ayrıldığımı kabullenemedi zaten. Cezaevindeyken de kabullenemedi. Daha sonra çocuğumuzu istedi. Ben dedim ki ben mahkemeye başvuru yaptım. Sen de yap. Hakim dedim kime verirse benim kabulüm. Yok dedi, kabul etmedi onu. Direkt tehditlerle başladı. Zaten çıktıktan 2 gün sonra falan evi yaktı. Arabayı yaktı. Yetmedi. Ondan sonra evi kurşunladı. Daha sonra yakalanmış, bu evi kurşunladıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış pandemiden dolayı. O da yetmedi. İşte el bombası bağlı. İstediği çocuktu. Ben dedim ki hani çocuğumuz tamam, mahkemeye başvuru yap. Ama kabul etmedi. Yok dedi, ben onu kendi mahkememce alacağım. Çocuğu görmek istiyor. Ben göstermedim de yalan söyleyeyim. Çünkü o gün adliye çıkışında bas bas bağırmış. Çocuğa 20 milyara adam buldum satacağım diye. Böyle bir babaya kimse çocuk vermez. Ben de vermem. Tamam dedim. Ne biliyorsan onu yap ama ben çocuğumu vermeyeceğim sana. Bu şekilde başladı. Peki ilk bombayı gördüğünüzde tepkiniz nasıldı ve bombayı nasıl bağlamıştı kendisi? İlk gördüğümüzde tepkimiz tabii ki de hepimiz şok olduk. Yani böyle bir şey hayatta beklemiyorduk. Tamam, evi yaktı, arabayı yaktı, evi kurşunladı, yapmadığı şey kalmadı, tehditleriydi. Ama onu görünce biz de çok şaşırdık. Allah'tan işte annem fark etti ilk önce. Erdal abi dedi ki hani bu dedi bir şeyler yaptıysa dokunmayın. Polisler gelince parmak izi alsınlar. O yüzden Allah'tan hiç kapıya falan dokunmadık. Dokunsaydık yani patlardık o an. Annem fark etti balkondan bakınca. Şöyle eğilip bakınca bizim dış kapı gözüküyor. Orada dedi bir şey bağlı. Erdal abi el feneriyle baktı, bomba. Tekrardan polisleri aradık böyle böyle diye. Geliyoruz, yoldayız dediler. O şekilde oldu yani. Peki bu durumdan sonra ev sahibiniz sizi çıkarmak istiyormuş sanırım. Aynen zaten ilk evi arabayı yaktın da yani ev kiralık olunca adam dedi ki hani evden çıkın. Bunun başka zarar vermeyeceğini nereden bileyim ben dedi. Komşularım ne şikayet etmişler zaten hani sürekli bir olay oluyor, sürekli bir olay oluyor diye. O şekilde oldu yani. Peki devletteki yetkililerden ne istiyorsunuz, dileğinizi ve sesinizi duyurmak adına ne söylemek istersiniz? Ya, birincisi ve en önemlisi hani bu şahsın içeriden çıkmamasını istiyorum. Eğer çıkarsa yine aynı şeyleri yapacak yani. Sadece bu için değil, diğer kadınlara şiddet uygulayanlar olsun, kadın cinayetleri bir sürü hepsine dair yani. Devletimiz bunlara bir el atmazsa yine aynı şekilde devam edecek. Yani belki bu çıktığında hapisten belki o ölen kadınlardan biri de ben olacağım. Şu an şanslıydım. Tamam bu sefer kurtuldum, şanslıydım ama belki bir dahakine bu kadar şanslı olmayacağım. Peki bugün kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası evet. Mücadele Günü. Bunun adına ne söylemek istersiniz? Dediğim gibi yani devletimizden bu kadın şiddetine yönelik büyük bir adım atmasını istiyoruz tüm kadınlar olarak. Çünkü bitmiyorlar, sonu arkası gelmiyor. Her ne kadar televizyonlarda görüyoruz, bitmiyor yani. Bir günde 4 tane, 5 tane kadın cinayeti oluyor. Nasıl bir önlem almasını istersiniz? Ya en ağır cezayı versinler. Çünkü bakıyorlar çok basit geliyor onlar için. Ya da bu işte bombadır, silahtır, bunların teminini yasaklasınlar. Çok kolay ulaşamazsınlar. Nasıl ulaşıyorlar biz anlamıyoruz. Peki komşularınız nasıl bir tepki verdi bu olaya? Komşularımız nasıl bir tepki verdi? Yani gelip bizle görüşen olmadı ama ev sahibinin dediğine göre şikayetçi olmuşlar. Bu şekilde. Evet. Hani her gün bir olay oluyordu. Çünkü sürekli polis geliyor kapıya. O geliyor bir şey yapıyor. Biz şikayetçi oluyoruz. Polis geliyor. Silah sıkması bitmiyor. İşte bombasıydı. Ev yakması, araba yakması. Biz böyle bir insan değildik. Yani polis yüzü bilmezken şimdi karakoldan çıkamaz olduk şikayet yüzünden. Peki avukat tuttunuz mu? Yok, adli yardımdan aradılar beni. Maddi manevi bir destek olarak, işte psikolojik destek olarak size yardımcı olmak isteriz dediler. Henüz görüşme yapmadık. İşte Perşembe Cuma günü görüşelim dedim ben. Tekrar görüşme yapacağız o zaman. Geçmiş olsun.
olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.